Bir başka önemli konu. Siyasi etik, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele. Bu 17-25 Aralık olaylarından sonra biz bunun çok büyük mücadelesini verdik. Yani bu yaşananlar ders olmalı. Bir daha bunların yaşanmaması için biz nasıl yasal düzenlemeler yapalım? Nasıl ikinci ders düzenlemeler yapalım ders ki? Olmalı? 17-25 Aralık'ta yaşananlar ders olmalı dediniz. Evet. Ne dersi olmalı? 17-25 Aralık konusuna gelebiliriz yavaş yavaş. Ya evet. Geliyoruz şey evet. Bir tam geldik. Ara verecek, ara vermeden gidiyoruz herhalde. Ben öyle anladım. Devam edelim, tamam. Devam edelim. Şimdi 17-25 Aralık olaylarının şimdi iki yüzü var. Şimdi birinci yüzüne baktığımız zaman bu gerçekten bir adeta bir darbe teşebbüsü. Ki ben o günlerde bunu ifade ettim. Hatta pek çok gazete bunu manşet yaptı. Evet. Mini darbe teşebbüsü ifadesini kullandım. O mini dediğim için bazıları ya mini olur mu büyük bir şey dedi. Ama darbe teşebbüsü dediğim için de başkaları belki kızdı. Ama o günkü benim tanımlamam oydu. Yani bir ülkenin yargı mensuplarıyla kolluk kuvvetlerinin bir koordinasyon içerisinde. Evet, koordinasyon yıllarca süren, sürdüğü iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet olaylarını biriktirip yerel seçimlere 2014'ün Mart'ındaki yerel seçimlere 3 ay kala eş zamanlı olarak böyle basına ve belli televizyon kanallarına haber olacak şekilde vermeleri, bu operasyonları yapmaları bu iyi niyetli bir şey değil. Yani bu bir oyun. Hükümet devirmek için besbelli. Evet. Evet. Yani ve bu koordineli. Şimdi daha sonra o iddia dosyaların tabii bütün internete yayıldı. Herkes baktı, herkes açtı, okudu. Ya bir kişinin yani gözaltına alınması için 17 defa rüşvet almasını beklemezsiniz ki. Tabii. Yani 12 defa rüşvet almasını beklemezsiniz ki. Yani 1, 2, 3'ünde operasyon yapılır değil mi? Niye? Kiminde 17 kere bekliyorsun da, kiminde 5.sinde, kimi küçük bilmiyorum ama hepsini paket ediyorsun. Bir anda eş zamanlı olarak operasyonlarla memleketin gündemine düşürüyorsun ve bunu da yerel seçimlerden 3 ay önce yapıyorsun. Şimdi bu kesin bir darbe. Besbelli, evet. Bu FETÖ daha sonra terör örgütü olarak da adlandırdığımız bu FETÖ terör örgütünün bir kumpası. Ve bunu düzenleyen, bunu bu şekilde yapan kim var kim yoksa tabii sonuna kadar hesaplaşılmalı. Cezaları neyse de bunun cezalarını görmeli. Bu ayrı bir konu. Ama gel gelelim bir de meselenin öbür yüzüne. Şimdi bu dosyaların içeriği. Şimdi burada çok ciddi iddialar var. Yani şimdi Erdoğan Bayraktar da dedi ki o tapeler doğruydu dedi. En azından benimle alakalı telefon konuşma tape dosyam da doğruydu. He. Yani tabii o kendi söyledikleridir, kendine sormak lazım. Bilemiyorum yani o isim üzerinden çok şey yapmak istemiyorum, ben fazla yorum yapmak istemiyorum ki o günlerde de çıkıp galiba televizyonlara hemen olaylar gidebilirim dedi. Evet. Hani olaylar, korkmuyorum işte gidebilirim dedi. O günlerde dedi. De daha olaylar çok sıcakken de yaptığı açıklamalar evet. Var. Ayrı evet. Yani onu herhalde yani savcılıklar takip ediyordur herhalde, bilmiyorum. O çünkü bizim yorum yapmamız çok şey değil. Yani isimler yani o belli bir isim üzerinden. Olayın kendisine bakmak gerekiyor ama. Şimdi burada ne vardır? Burada çok ciddi iddialar var değil mi? Ve benim 17-25 Aralık'tan hemen sonra birkaç gün sonra mecliste yaptığım uzun bir konuşma var. Bu konuşma ne konuşması? 2014 yılının bütçe görüşmelerinin kapanış konuşması ve hükümet adına kapanış konuşmasını ben yapıyorum. Bu da yine... Ben o konuşmanızı hatırlamıyor, onu internete girip bulayım. Tabii hemen onu şey yapabiliriz. Zaten tutanaklar açık biliyorsunuz. Tabii. Evet. Açık oturumda yaptığım evet. için. Ha. Ve orada da açık açık söylüyorum. Diyorum ki bu bir oyundur, bu bir komplodur anlamına gelecek. Oturumdan tespit yapıyorum. Ama burada da ciddi iddialar vardır. Ve yargının bu iddiaların sonuna kadar üzerine gitmesi gerekir. Çünkü bunlar iddia. Yani bağımsız ve tarafsız yargı. Bu iddiaların hepsine bakması lazım. Nasıl bu Sedat Peker videoları çıktığında da ben aynısını söylemiştim. Yani bunlar bir iddia. Ama tabii aynı zamanda da işin çok içinden birisi söylüyor. Ve üstelik suç işlediğini de kendi kendine anlatıyor. Yani bu hukuki açıdan da çok somut bir konu var burada. Dolayısıyla evet. Savcılıkların reysen harekete geçmesi lazım. Kimseyi beklememesi lazım. Dolayısıyla o dönemde bağımsız ve tarafsız yargıdan vurgumuz, yani bu FETÖ'nün mensubu olmayan, FETÖ'nün etkisi altında çalışmayan, gerçekten dürüst işini yapan savcılıkların bu işe bakması lazım. Bu iddiaları değerlendirmesi lazım. Yapılması gereken o. Ve ben bunu meclisin kapanış konuşmasında aynen söylüyorum. Daha sonra kamuoyunu açık yaptığım onlarca konuşma var. Evet. Onlarca televizyon programı. Hep bunlara vurgu yapıyorum. Hatta şunu söylüyorum. Hep kaç yargılansınlar diyorsunuz. Evet. Kaç tane televizyon programında şunu söyledim. Dedim ki bakın dedim. Bu partinin adı AK.
AK. Bu partinin ismine biz niye AK dedik? AK ne demek? Değil mi? Lekesiz, temiz, temiz siyaset. Yani normalde bu. Şimdi partinin adını AK deyip de yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli duruşu ortaya koymazsanız bu konu bu partinin bekası haline gelir dedim. Şimdi bunu da ne zaman söylüyorum? Bakın 2014, 2015 hepsi kayıtlarda yani. YouTube'u bir tarayın. Defalarca söylemiş. Uyarı aldınız mı Sayın yani, Erdoğan'ın hayır, o dönemde bu konuşmalarınızdan hayır, dolayı? Ne yani uyarı derken Erdoğan yapma falan dedi hayır, mi? Hayır bu konuşmaları hayır, yapma ne hayır, yapıyorsun? Hayır hayır ne diyebilir ki? Ne söyledim %100 doğru ne diyebilir yani? Ne diyebilir? %100 doğruları söylüyorum ben. Yani yolsuzlukla mücadele konusunda sapasağlam durmazsanız partinin adı AK derseniz ne olur o partinin hali? Gideceği yer belli. İşte ne oldu? Yani sadece partiye de olan olmadı ki memlekete olan oluyor yani. Şimdi Sayın Erdoğan, işte AK Parti, memleket hep beraber böyle batıyor. Hep beraber batıyor şu anda. Ama koskoca Türkiye'de batıyor bunun yanında. Yazık yani. Bunların hepsini açık ve kamuoyu açık söylediğim için ve defalarca tekrar ettiğim için ben o açıdan çok müsterihim yani. Bir de şunu yaptık üstelik. Hemen kolları sıvadık. Bu tür olayları nasıl engelleriz? Çünkü burada bir kültür oluşuyor. Bir de bu arkadaşlar Yüce Divan'a gönderilmedi değil mi? Yani bu toplumun vicdanında da bir iz bıraktı. Yüce Divan'a nasıl gönderilmedi? Önce soruşturma komisyonu, 15 kişilik soruşturma komisyonu. Ki 9'u o zaman iktidar partisinden, 6'sı muhalefetten. Ve soruşturma komisyonu bakın aynı mahkeme gibi çalışır. Tabii. Biliyorsunuz araştırma komisyonlarına ticari sır, bankacılık sırrı o tür bilgi verilmez araştırma komisyonu. Ama soruşturma komisyonu ise sır diye bir şey gibi, yok. Evet. Aynı mahkeme gibi. Bütün dosyalara hakim olur o arkadaşlar. Tamam. Hı hı. Ve o dönemde o soruşturma komisyonuna üye olan arkadaşlarla konuştuk tek tek. Ne yani, dediler? Yani hepsinin güçlü kanaatleri vardı. Yani güçlü o kanaat, süreçte. Güçlü ve olumsuz kanaatleri vardı. Yolsuzluk olduğu yönünde güçlü evet, kanaat. Evet, evet. Fakat daha sonra iş bir hukuki değerlendirmeden yavaş yavaş döndü bir siyasi değerlendirmeye. Bakın iş hukuki değerlendirme safhasından çıktı bir siyasi değerlendirmeye. Ve bir siyasi hesap başladı. Yani? Tabii o malum arkadaşların o süre içerisinde bir sürü yerlerinde durmadılar ki yani. Sağa solu tehdit ettiler. Yakarız da yıkarız da şöyle yaparız da böyle yaparız da falan filan. Şimdi o tür çok aktif oldular yani. Ve sonuçta iş döndü dolaştı. Hukuki mecradan çıktı. Bir siyasi hatta düştü. Siyasi hatta. Ve o siyasi hatta düştüğünde benim tutumum çok açıktı. Herkes biliyor o dönemde yani. Ya dedim. Yani ben çok siyasi hesabı bilmeyebilirim dedim yani. Siyasi hesabı bilmiyorum ama yani bir büyük hesap var ona inanırım. Büyük bir hesap günü var buna inanırım. Bir de hukuka inanırım dedim yani. Ama ağırlıklı görüş öbür taraftaydı maalesef. Ağırlıklı görüş ve sonuçta işte komisyondan, soruşturma komisyonunun olumsuz oylayarak genel kurula gönderdiği bir şeyden daha farklı bir şey çıkması çok kolay değil. Çünkü o komisyon kapandı aylarca. Herkesi dinledi, belgeleri inceledi, 15 kişi iyice uzmanlaştı. O dosyalarla yatıp kalktılar, o dosyaları ezberlediler tek tek hepsini. Ama sonuçta iş o komisyonun nihai oylamasına ve genel kurula gönderme aşamasına geldiğinde hukuki mecradan siyasi hatta düştü iş ve siyasi hesap siyasi hattan da başka bir yere gitti. Ama o komisyonla alakalı o dönem ben de yayınlar yapmıştım yani komisyon üyelerinden konuştuğum milletvekilleri de vardı. Ama oylamadan genel, sonra konuşmuşsunuzdur siz. Evet. Yani i̇şte genel yani. Kanaatin çünkü o, aslında Yüce Divan'a çok üzüldüm. Evet, Yüce Divan'a gidilmesi yönünde olduğu. Fakat sonra bir şeyler oldu ve bu kanaat maalesef değişti gibi. Siz de onu diyorsunuz. Tabii, o, evet. O bir şeyler ne? O kanaati değiştiren ne? Yani biz bir siyasi hesap yapıldı. Yani işte öyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Ben yani de onu soruyorum. Yani öylesi olan, böylesi onu soruyorum. Yani burada doğru olan ben de o günlerde de çok açık savundum. Yani bu Yüce Divan nihayetinde bir mahkemedir. Çünkü niye? Bakanlık görevi yapan insanlar bakanlık göreviyle ilgili konularda normal rahmet mahkemelerde Mesut yargılandı. Rahmet gitti, yargılandı, beraat etti. Evet. Değil rahmet mi? Bülent Ecevit bile biliyorsunuz. Tabii. Elbette. Hani o bile. Yani o haliyle, o sağlık sorunlarına rağmen. Yani. Şimdi bir bakıma orası sadece böyle bir yargılanma değil. Bir de hani hesap verme. Ve aynı zamanda bir aklanma mekanizmasıdır aynı zamanda. Yani tabii kendine ya. Güvenen insanlar gider temizsin. Gider benim veremeyeceğim bir hesap yoktur der. Gider hesabı verir. Aklanır çıkar yani hani. Ama olmadı. Ya o gün bugündür de bakın aradan geçmiş neredeyse kaç yıl? 8 yıl geçmiş. hala gündemde. Hala gündemde. Baktık o dosyalar burada kapatıldı, örtüldü.
New York'ta patladı tekrar. Değil mi? Halk Bankası davası dediğimiz New York'taki olay davanın o, özü değil mi? İşte bu 17-25 Aralık başka bir şey değil ki yani. Yani Türkiye orada da dünyaya rezil oldu. Değil mi? Yani. Şimdi neler neler yaşandı yani. Yazıktır, yazıktır, günahtır gerçekten. Bir, bu işte şöyle yani Allah korusun, Allah göstermesin, Allah utandırmasın. Yani bir yanlış bir yola girdi mi var ya bu siyasette çok zor oluyor, geri dönüş çok zor oluyor. Gittikçe batıyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Aynı bataklığın içine çektiği gibi o yanlış yol içine sizi çekiyor, çekiyor, çekiyor ve bitiyor yani. Dolayısıyla orada çok yanlış tercihler yapıldı ve o gün bugündür de işte Türkiye bununla yatıp bununla kalkıyor. Yazık, günah gerçekten. Sayın Babacan, gazete haberlerine göre yolsuzluk yoktur. Bunlar Yüce Divan'a gitmesin diye siyaset karar verdiğinde AK Parti milletvekillerinden 38'inin vicdanına bu sığmıyor. Onlar oy vermiyorlar. Siz 38'in içinde misiniz? Yüce Divan'a gitmesin diye oy veren AK Partili şimdi büyük o, çoğunluğun içinde misiniz? O oylama biliyorsunuz gizli oylama. Gizli, evet. Yani o gizli oylama olduğu için herhalde bunlar en direkt tahminlerle ortaya katılmayan çıkan sayılar. Katılmayan sayıdan belli. Yani evet. Katılmayan ya da çıkan oylarda. Çıkan işte muhalefetin tamamının Yüce Divan'a evet dediği varsayımıyla falan yapılan evet. Şeyler, yapılan hesaplar. Ben o oylamanın olduğu gün yurt dışındaydım. Yurt dışında bir programımız vardı. Dolayısıyla oylamaya katılmadım ben. Katılsaydınız? Ya şöyle ben bir de bir prensip olarak da siyasete girdiğim ilk günden bu yana bu gizli oylamalar yapılıyor ya mecliste ya da başka yerde. Ben gizli oylamalardaki tercihimi hiç söylemedim bugüne kadar. Çünkü... Evet. Ama Yüce Divan'a gitmeliler, o işin, gitmeleri gerekiyordu diyorsunuz. Diyorsunuz onu, evet. Diyorum ama o gün oy kullanmadım yani. Yani o gün yani gizli oylama ve ben gizli oylamalardaki tercihimi hiç bugüne kadar söylemedim. Ama diyorum ki doğrusu, yani oy kullansaydım ne kullanırdım bilemiyorum çünkü oy kullanmadığım için, yurt dışında olduğum için bilemiyorum. Ama benim kanaatim açık yani o günkü benim bütün basına açık yaptığım konuşmalarda da zaten bunun izleri çok yani. Hani beni şöyle 2-3 tane konuşmamı dinleyen arka arkaya zaten anlar ne olduğunu. Ama herhalde aksi Ali yönde Bey, olmaz herhalde. Yüce Divan'a gitmeleri gerekiyor düşüncesini yani bu kanaatinizi kamuoyuyla paylaşıp hani gitmesinler diye oy verilmez. Bunun tam aksi olur. Yani kamuoyuyla bir iktidar milletvekili. Biz kanaatimizi yok ben oy kullanmadım. Yüce Divan'a gitmez, zaten oy kullanmadığım için şey değil. Der. Yani, gündemde öyle hiç... Ama gitmeleri için oy verebilir. Yani bunun sizinkinin tam aksi olmaz herhalde. Hayır, ben sadece genel prensibi kendi kendime tamam. Koyduğum bir prensip var. Bana göre de hukuken doğrusu bu. Yani gizli oysa gizli oyun bir ruhu var. Niye öyle olmasın? Bir sebebi var. Anayasada yeri var. Dolayısıyla gizli kullanılan bir oysa yani gizli ben en azından kendi açımdan ne diyorum? Gizli yapılan oylamalarda hangi yönde oy kullandığım ile ilgili bugüne kadar ben hiçbir şey söylemedim. Ama bu konuda oy kullanmadım. Evet. Oy kullanmadım çünkü yurt dışındaydım. Ama kanaatimde işte söyledim. Evet. Yani burada Yüce Divan illa bir hesaplaşma, yargılanma değil de bir aklanma mekanizması olarak görünebilirdi. Yani kendine güvenen zaten ne olabilir ki diye hani ne yapabilir ki bana diye kendine güvenen insanlar gidip oradan bir aklanmayı da tercih edebilirlerdi. Yani. Sayın Davutoğlu ile beraber sizin birlikte ortaklaşa hazırladığınız siyasi etik paketi. Yok biz onu çok önceden hazırladık. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı işte 2000 ne zaman? 2014'te 2015. Geçiş dönemi oldu. Sonra bir de 2015'te seçildi. Biz onu daha önce Sayın Erdoğan'ın döneminde zaten hazırladık. Ve ilk sunuşları biz ona yaptık. Yani şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, siyasi etik, imar rantları bunların tamamını biz henüz Sayın Davutoğlu başbakan olmamışken hazırladık. Defalarca Sayın Erdoğan'a sunduk ama hep reddedildik. Ne dedi? Yani daha sonra basına da yansıdığı için yani farklı ifadeler ya hani yolsuzluk mu var ki bunlarla uğraşacağız gibi ifadeler veya bunları yaparsak il başkanı, ilçe başkanları bulamayız yarın. Türü ifadeler. Evet, basına yansıdı. Evet. Bunlar her ikisi de basına yansıdığı için ben rahat rahat evet. Konuşuyorum çünkü kapalı toplantılarda konuşulan şeyler çok da doğru değil. Dışarı hani böyle söyle. Olduğu gibi anlatılması doğru değil. En azından bizim devlet adabımız, terbiyemiz çok şey yapmıyor. Ama basına zaten yansıdığı için evet. Tekrar ediyorum burada. İşte biz Deva Partisi'ni kurduk. Olarak yazmıştı. Evet. Biz Deva Partisi'ni kurduk. 81 il başkanımız, 630 tane ilçe başkanımız görevinin başında. İl başkanı da buluyoruz, ilçe başkanı da buluyoruz. Devlet gücü yok bizde, hükümet gücü yok. İhale diye bir şey yok. Bir tane belediyemiz hiçbir şey yok. Ama biz bulduk yani. Hem de kaç tane talip oluyor onların içerisinden seçiyoruz. Yani il başkanlarında, ilçe başkanlarında çok sayıda talip içerisinden, çok sayıda
isteyen arkadaşlar içerisinden seçim yaparak belirliyoruz. Ha demek ki bulunuyormuş yani. Bulunuyormuş. Evet. Bunların maalesef hepsi reddedildi. Daha sonra ne oldu? Sayın Davutoğlu başbakan olunca biz bir tur daha denedik. Yani o zaten başbakan olduğunda ben demiştim bunlar en önemli konular. Yani bunları yeniden gündeme getirelim. Fakat Sayın Davutoğlu başbakan ama Sayın Erdoğan hala Cumhurbaşkanı. Nihayetinde onun yani kanun yapsanız da onun önüne geliyor. İmzasıyla yani. Yayınlanacak. Evet. Dolayısıyla zaten Sayın Davutoğlu'nun asıl seçimden sonraki hani seçilmiş başbakan görev süresi de 6 ay gibi çok sınırlı bir süreydi. 6 aylık bir siyasi ömür oldu orada. Dolayısıyla o dönemde de maalesef bunlar açıklandı. Fakat hiçbir hayata geçirilemedi. Evet. Ama biz bunu bir tur çalışmıştık. Zaten hazırdı bütün dosyalar. Ve bu dosyaları hala saklıyorum bu arada. Aa, güzel. Benim bakanlık döneminden sakladığım dosyalar... Tarihçilerin not alsın. Bu siyasi etik, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, imar rantları... Ki Türkiye'de zaten yolsuzluk diye adlandıracağımız... Alanın yaklaşık 3'te 2'si imar rantları ile ilgili meseleler. Biraz. Yani siyasetin finansmanı dediğimiz alanın da yine 3'te 2'si. Rantlar bildiğin. Evet. Peki rantlar. Bu... Hatta siyasetçinin kendi şahsi finansmanının da alanı 3'te 2 oralar. Dolayısıyla bu imar rantları ile ilgili konuları çözdüğünde zaten 3'te 2'yi çözmüş oluyorsunuz. Geriye kalıyor 3'te 1. Tabii şeyi saymıyorum. Bu uyuşturucu kaçakçılığıydı oradan gelen. Evet. Onlar ayrı. Onlar zaten. O tamamen ciddi kriminal meseleler. Bir parantez onlar açmak ayrı. İstiyorum. Ben sadece hani... Yolsuzluk açısından bakıyorum. Kaçakçılık ayrı mesele yani. Şimdi siz, biz daha öncesinde hani bir tur bu yolsuz işte siyasi etik yasa, yolsuzluklara rant bunlarla ilgili bir paket hazırladık. Erdoğan başbakan da bunları reddetti defalarca dediniz. Doğru. Sonra aynı paketi değil mi Sayın Davutoğlu aynı, başbakan tabii, oldu o sahiplendi bu paketi. Birebir evet. Hatta şöyle yapmıştık biz 25 tane dönüşüm programı hazırlamıştık. Hı hı. Bunlardan bir tanesi oydu ama hepsi paket halinde zaten hazırdı. Yani Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde biz bunların hepsini hazırlamıştık ve bunları ikinci nesil reform olarak hazırlamıştık. Hı. Kamu alımları mesela değil mi? Evet. Avrupa Birliği'nin 28 ülkenin uyguladığı kamu alımları ihale mevzuatını alıp aynen Türkiye'ye uygulayalım diyorduk. 28 ülke ihale yapıyor da biz mi yapamayacağız Allah aşkına aynı mevzuatla? Bu ülkelerin hepsi bizden daha fazla altyapı yapıyor. Çok ciddi kamu parası harcıyorlar. Yani bu ülkeler iş yapamıyor da mı biz bu mevzuatı uygulamayacağız? Aynısını alalım dedik mesela 25 dönüşüm programı bir tanesi de oydu. Evet. Sayın Erdoğan döneminde bunları yapamadık. Sayın Davutoğlu başbakan oldu. Onun döneminde bir daha denedik. Hatta hatırlarsanız şey yapardık böyle 11-12 tane hükümet üyesi dizilirdik. Evet. 3-5 tane dönüşüm programı açılırdık ve açıklardık. Paket 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 paket. Onların tamamını zaten biz Sayın Davutoğlu başbakan olmadan önce zaten hepsini hazırlamıştık. Hepsi paket halinde hazırdı. Ama uygulayamadık. Bakalım dedik belki Sayın Davutoğlu döneminde uygular mıyız? Yine uygulanmadı. Öyle kaldı çünkü yani. Birinde irade yoktu. Yani uygulama iradesi yoktu. Öbüründe de uygulama gücü yoktu. Dolayısıyla ikisinde de olmadı yani. Evet. Ama şimdi hazırlanıyoruz. Hepsi hazır. Ben burada bir cümleyle bir şey muhakkak belirtmek istiyorum. Biraz önce parlamenter sistem içerisinde bir bakan olarak şu kararı imzalamadım, bu kararı imzalamadım. Şu atama tekliflerini geri çevirdim diye söylediniz. Evet. Halbuki o zaman Cumhurbaşkanlığı sistemi olsaydı siz istediğiniz kadar bakan olun, tek imzayla o işlerin hepsi yapılacaktı. Evet, o yüzden parlamenter sistem ne kadar ya. Gerekli, tabii. Somut bir örneğini gördük burada. Tabii tabii, ben de o gün bırakacaktım. Mesela varlık fonu değil mi? Yani ben 5 yıl bloke ettim. Çünkü biliyorum niyet ne, onu biliyorum. Yani niye varlık fonu kuruluyor? Neydi niyet? Yani niyet orada çok geniş bir inisiyatif alanı açmak. Yani öyle bir kanun çıkarıyorsunuz ki, bu varlık fonuyla ilgili bütün işlemler her türlü kısıtlamalardan muaftır, ihale yasasından muaftır diyorsunuz. Ve Danıştay deniyorsunuz ki Sayıştay denetiminden muaftır. Sayıştay denetiminden de muaftır diyorsunuz. Yani bu ne demek? Hiçbir kuralın olmadığı, aklıma geleni yaparım, kimse de beni denetleyemez kanunu çıkarıyorsunuz. Şimdi buradan hayırlı bir şey bekleyebilir misiniz? Siz yani? İmzalamamak suretiyle bunu engellediniz. Engelledik tabii, öyle bir kanun çıkmadı. İşte parlamenter sistemin fazileti burada. Evet. Değil mi? Mesela evet, Sayın Davutoğlu da ayrıldı mesela. Sayın Davutoğlu da ayrıldıktan sonra meclisin ilk günlerinde bu çıkarıldı alelacele. Varlık fonu. Çok acil bir şeymiş gibi varlık fonu. Evet, Davutoğlu da karşıydı. Ve bugün bugün bakıyorsunuz o fona. O fona. Şu anda o fon sadece Türk lirası cinsinden 65 milyar TL borçta. Artı bir de 1 milyar 250 milyon euroluk tahvil ihraç etmiş durumda. Onun da borcu var. Şu anda varlık fonu dediğiniz borçlu biz bir yapı. Her yani. Tarafımız borca batmış. Evet. Yani nereye atsak yani yeni çıkıyor. Sıfırdan varlık fonu kuruyorsun. Kurar kurar 65 milyar TL borca batırıyorsun. Bir de ayrıca 1 milyar 250 milyon euro da borca batırıyorsun. Adı varlık fonu. Hani nerede varlık?
borç yani. Dipsiz delik, kara delik başka bir şey değil. Bunu engelledik mesela. Neler neler, eskiden Bakanlar Kurulu kararı denen bir şey vardı. Ha. Şimdi tek imzayla atılan o Cumhurbaşkanlığı kararı ya da kararnameleri vardı. Bunların hepsi Bakanlar Kurulu kararnamesiydi. Bu ne demek? 25 tane bakan imza alacak. Bir tane başbakan, bir tane cumhurbaşkanı. Sadece ve sadece ben imza atmadığım için çıkamayan o kadar çok kararname oldu ki. Hatta bilirlerdi benim imzalamayacağımı. Bütün bakanları sessizce dolaştırırlardı. Bir de giderlerdi. Sayın Erdoğan'a imzalatırlardı. Bakın normalde bakanlar baskı tamamlar. Yapıyorlar. Başbakan ondan sonra başbakana gider. Şimdi başbakanın imzası tepede duruyor. Önüme geliyor, bir tane benim imza boş. Hayırlı olsun diyorum. Tamam buyurun gidin yani. Hatta bir defasında şunu da yaşadık. Sayın Erdoğan dedi ki bana, ya dedi madem imzalamıyorsun sen bunu dedi. Şöyle 2-3 günde bir yurt dışına çık dedi. Vekil vekalet ver. Hayır, zaten yurt dışına çıkınca otomatik vekil oluyor. Vekil bakan senin yerine imzalasın o zaman dedi. Madem dedi sen imzayı atmayacaksın dedi. Ya dedim ne farkı var ki dedim. Benim o imzayı atmamdaki iradeyle yurt dışına çıkma iradem aynı şey dedim. Ha yurt dışına ben bunun dedim hukuki sorumluluğundan korktuğum için imza atmıyor değilim ki. Yani imza atarsam başıma bir iş gelir diye. Hukuki sorumluluğundan korktuğum için imza atmıyor değilim. Prensibini ben bunun diye. Siyasi açıdan yanlış olduğu için, prensip açısından yanlış olduğuna inandığım için imza atmıyorum. Yani. Yoksa hukuki sorumluluğundan korktuğum için hani imza atmasam tamam ben yurt dışına gideyim de başka bir bakan gelsin imza atsın da olsun. Bunu da yapmam dedim yani. Ve o iş olmadı mesela yani. O i̇şte iş olmadı. Parlamenter sistem bunun için lazım. Şimdi yani bu tabii kolay olmadı. Yani kolay değil. Şimdi bir bakanın tek başına böyle büyük mücadele vermesi kolay değil. Mesela biz Merkez Bankası'nın bir faiz mücadelesini şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu, Sayın Davutoğlu Başbakan oldu ama faiz mücadelesini hala biz vermeye devam ettik evet, yani. Evet. Ve ben tek başına verdim o mücadeleyi. Bakın o gün açın kayıtlara bakın. Yani Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, Sayın Davutoğlu Başbakan, ben Başbakan Yardımcısıyım ve tek başına ben Merkez Bankası'nı koruyorum. Bakın. Orada Davutoğlu kolay sizi değil, destekledi. Destekledi ama destekledi yani. Davutoğlu. Merkez Bankası'nın yani bağımsızlığını savunan açıklamaları var. Yani kamuya açık açıklamalara şöyle bir bakmak lazım. Kamuya açık yani o günlerdeki. Yani o günlerdeki kamuoyuna açık bütün açıklamalara bakmak lazım. Yani o günlere bakmak lazım. Sonradan değil de o günlere bakmak lazım. Ama o gün çünkü bu biraz da şey meselesi. Bu faizin bir de itikadi yönü var ya. Yani riba. Oradan, yani oralar o kadar kolay değil. Yani çünkü bizim şey kodumuz çok farklı. Yani hani gayet reel kodlarla biz çalışıyoruz. İşimizi reel kodlarla yapıyoruz yani. Bir de başka kodlar var. Dolayısıyla o zor bir mücadele oldu yani. Zor bir mücadele ama sonuçta ben şu açıdan çok rahatım. Yani görev yaptım her gün, her saat. İnandığım işleri yaptım. İnanmadığım hiçbir şey yapmadım. Söylediğim her şeye inanarak söyledim. Konuştuğum ne var ne yoksa hepsinin arkasındayım. Bakın herkes kolay kolay bunu söyleyemez. Yani getirin bütün bu siyasetçilerin gelmiş geçmiş söyledikleri her şeyi önlerine koyun. Yani ne kadarının altına imza ederler, ne kadarlarını yanlış söylemişim ya da ben bunun arkasında değilim derler. Bakın ben o açıdan çok rahatım.